Kuant fizik yazılısında temel büyüklüklerin uluslararası bilim sistemindeki, yani SI bilim sistemi diye bahsediyoruz kısaca bundan. Bilimleri ve ölçüm araçları ile ilgili tabloyu doldururken cevabını hatırlayamadığı kutucukları şekildeki gibi boş bırakıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kıvanç tabloyu doldururken bıraktığı boşluklara yazılması gereken ifadelerden biri değildir? Bakın bunların hepsi temel büyüklük. Bir temel büyüklükleri hatırlayalım mı gençler? Kütlerin birimi kilogram olup ölçüm aracı neymiş? Terazi. Evet, eşit kolu terazi. B seçeneği ne dedik? Sıcaklık termometre ile ölçülüp birimi neymiş? Kelvin. Işıklarda yok. Işık şiddetine geçtik. Fotometre ile ölçülüp birimi neymiş ışık şiddetinin? Kandela. Cırt, bu da gitti. Ve uzunluğa geldik. Şerit metre ile ölçülüp birimi neymiş? Metre. Hop, E seçeneğini de eledik. Akım şiddeti de birimi amper olarak verilmiş. Ölçüm aleti de amper metre. Hop, D de gitti. Kaldı mı sana C'de C? Sıcaklık birimi günlük hayatta her ne kadar Türkiye'de derece Celsius birimi kullanılsa da, çünkü kullandığımız termometre Celsius termometresi, aslında standart birimlerdeki sıcaklık birimi ne olarak kabul ediliyor? Kelvin olarak kabul ediliyor ve kısaca K harfiyle gösteriliyor. O yüzden yanıtımız C seçeneğiymiş. Fiziksel nicelikler kendi başına anlam ifade edip etmemesine bağlı olarak temel veya türetilmiş olarak gruplandırılır. Bazı fiziksel niceliklere ait temel türetilmiş sınıflandırma tablosu aşağıda verilmiştir. Buna göre tablodaki hatanın ortadan kaldırılması için hangi iki niceliğin yerleri değiştirilmelidir diye soruyor. Daha önceden de defalarca dedik, topu topu 7 tane temel büyüklük vardı. Bunları iyi bilecektik. Kısamız kelimesinin harfleriyle kodlanıyordu. Bunları bilirsek geri kalan bütün fiziksel büyüklükler türetilmiş büyüklüktü. Burada türetilmiş büyüklüklerin yer almasını istiyoruz. Peki bakalım, ivme bu tabloda mı? Değil. Demek ki türetilmiş. Enerji bu tabloda mı? A-a. Demek ki türetilmiş. Kuvvet bu tabloda yer alıyor mu? N-n-n. Demek ki türetilmiş. Işık şiddeti bu tabloda mı? Yes. Demek ki türetilmiş değil. Temel. Burada bir patlak verdi tablomuz. Ve sürat burada yer alıyor mu? Almıyor. Demek ki bu da türetilmiş. Geldik temel niceliklere. Yani bu tabloda olması gerekenlere. Sıcaklık bu tabloda mı? Yes. Madde miktarı bu tabloda mı? Evet. Akım şiddeti bu tablonun peki? Evet. Peki basınç? Dot. Değil. Demek ki bu türetilmiş bir büyüklük. Ve zaman yine bu tabloda mı? Evet. O halde bu ikisini kendi arasında yer değiştirirsek mük bir tablo olacakmış. Yanıtımız C seçeneği. Aşağıda verilen ölçüm araçlarından hangisi türetilmiş bir büyüklüğü ölçer? Hop, geldik. 7 tane temel büyüklüğümüz vardı. Kısamızla kodluyorduk. Bunların dışında kalan bütün büyüklükler türetilmiş büyüklüktü. O halde biz buradaki temel olanları bu tablodan bulup onları eleyeceğiz. Termometre var mı bu tabloda? Evet. Hangi temel büyüklüğü ölçüyor sıcaklığı? Bunu eledik. Kronometre var mı bu tabloda? Evet. Kronometre burada. Hangi temel büyüklüğü ölçüyor zamanı? Gitti. Ampermetre var mı? Evet. Burada. Hangi temel büyüklüğü ölçüyormuş akım şiddetini? Bu da gitti. Dinamometre diye bir şeyi burada görmüyorum. Peki fotometre var mı? Evet var. O da ışık şiddeti olan temel büyüklüğü ölçüyor. Dinamometre ise kuvveti ölçtüğünden ve kuvvet de bir türetilmiş büyüklük olduğundan yanıtımız D seçeneği. Kerem, fizik yazılısında fiziksel niceliklerin sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki tablodaki ifadelerden doğru olanların yanındaki kutucuğa D, yanlış olanların yanındaki kutucuğa Y yazarak tabloyu doldurmuştur. Tablo Kerem tarafından hatasız doldurulduğuna göre kutucuklarda yazan harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kerem yani bu sorudan tam puan alıyor. Evet, temel büyüklük tablomu hemen yapıştırdım buraya. Işık şiddeti temel bir büyüklük müdür? Burada yer alıyor mu? Evet. Demek ki doğru bir ifade. Kerem buraya D yazdı. Sıcaklığın uluslararası bilim sistemindeki birimi, bakıyoruz sıcaklık burada birimi Kelvin'dir diyor. O zaman bu da doğru oldu. Kütle türetilmiş bir büyüklüktür demiş. Hayır, kütle temel büyüklükler içerisinde yer alıyor bakın burada. O zaman bu yanlış bir ifade oldu. Voltmetre temel bir büyüklüğü ölçer diyor. Voltmetre bu ölçüm araçları arasında yer alıyor mu? Almıyor. Demek ki temel değil türetilmiş büyüklükleri ölçüyor. Yanlış oldu. Ve son olarak ivme vektörel bir nicelik midir? Evet, vektörel bir niceliktir. İvme bilim zamandaki hız değişimi olarak tanımlanıyordu. Ve formülü delta V bölü delta T idi. Burada hız zaten vektörel bir büyüklük olduğu için hızın değişimi de vektörel bir büyüklüktür. Bu da ivmenin vektörel bir büyüklük olmasına sebep verir. D, D, Y, Y, D, 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 Y, Y, D yanıtımız E seçeneği.
Eşit kare bölümlü düzlemde bulunan K ve L vektörlerin bileşkesi R'dir. K ve R vektörleri şekildeki gibi olduğuna göre L vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bileşke vektör R nasıl bulunuyordu? K ve L vektörlerin bileşkesi olduğuna göre ikisinin toplamı olarak bulunuyordu. Bize verilen vektörler burada R ve K olduğuna göre ve L'yi sorduğuna göre o zaman ben L'yi bulmak istiyorsam yalnız bırakmalıyım bu denklemde. Yani K'yı diğer tarafa atmalıyım. R vektöründen K vektörünü çıkarırsam L'yi bulabilirmişim. Peki bir vektörden diğerini çıkarmak ne demekti aslında? R vektörü ile K vektörünün tersini toplamak R'den K'yı çıkarmak demekti. Bu durumda ben R'yi aynen tutacağım. K vektörünün tersini ise R'nin ucuna ekleyeceğim. K vektörü bu yönde olan bir vektörse, yani gördüğünüz gibi eksi x ve eksi y yönündeyse, eksi k vektörü ise bu noktadan başlayıp artı x ve artı y yönünde gittiğim k ile aynı büyüklükteki bu vektördür. Eksi k yani k'nın ters vektörü k ile aynı büyüklükte sadece yönü tam tersi olan vektördür. Alacağım bu vektörü şimdi r'nin ucuna ekleyeceğim. Artı x yönünde bir birim, artı y yönünde bir birim gittim. R eksi k vektörü de başlangıçtan bitişe olan şu vektör oldu. Yani ne yaptık? Sağa doğru 2, aşağı doğru 1 birim gittik. Yanıtımız B seçeneği oldu. İkinci yol, madem ki bize k vektörü verilmiş, L vektörü verilmemiş ama R vektörü de verilmiş. Bunların koordinat sistemindeki dik bileşenlerine bakarız. K vektörü gördüğünüz gibi şu vektör. Yani eksi x yönünde 1, eksi y yönünde 1 birimlik vektör. X ve y değerleri eksi 1, eksi 1. R vektörü ise artı x yönünde 1, eksi y yönünde 2 birimlik bir vektör. Artı 1'e eksi 2'lik bir vektör. O zaman K ve L'nin toplamı, madem ki şu ikisinin toplamı R'yi veriyor. Eksi 1'e neyi eklemeliyiz ki artı 1 çıksın? Sonuç artı 2. Ve eksi 1'e neyi eklemeliyiz ki sonuç eksi 2 çıksın? Eksi 1'i. Artı 2'ye eksi 1 vektörü de nasıl çizilir? Şurası başlangıç noktası seçilirse mesela x'i artı yönde 2 birim, y'si de eksi yönde 1 birim olacak deyip zaten ne yapacaktık? Yine B seçeneğini bulmuş olacaktık. Yani L vektörümüz buymuş. Eşit kare bölümlü düzlemde bulunan K, L, M ve N vektörleri şekildeki gibiymiş. Buna göre eşitliklerinden hangileri doğrudur diyor. K ve L'yi toplarsanız N vektörünü bulursunuz diyor. K şöyle bir vektör. Sağa doğru 2, yukarı doğru 1. Ucuna L'yi ekleyeceğim. L aşağı doğru 1 birimlik vektör. Başlangıç noktam burası oldu. Bitiş noktam da bu oldu. Dolayısıyla K vektörü artı L vektörü, yani K artı L eşittir. Ne çıktı? Sağa doğru 2 birimlik bir vektör. Peki bu M vektörüne eşit mi? Değil. M ile aynı büyüklükte olup onunla tam zıt yönde olduğundan aslında bu neye eşittir? Eksi N vektörüne. Bir numaralı önerme yalan oldu. K artı M de L'ye eşittir diyor. K'yı aldım tekrar. Şöyle sağa 2 yukarı 1. Ucuna M'yi ekleyeceğim. M de buradan başlarsam sola 2, aşağı 2. Şu vektör oldu. Başlangıç noktam buydu. Bitişim de bu. Buradan buraya çizdiğim şu vektör K artı M vektörüdür ki o K artı M vektörü bakalım neye eşit? Aşağı doğru bir birimlik olan L'ye eşit mi? Eşit. 2 numaralı önerme doğru oldu. L ve N'nin toplamı da M kadardır diyor. L aşağı doğru bir birimlik bir vektördü. Şu olsun, şuradan başlayalım. Aşağı doğru bir indim. Ucuna N'yi ekleyecekmişim. Yani sola doğru şu 2 birimlik vektörü ekledim. Başlangıcımdan bitişime şimdi bileşke vektörümü çiziyorum. Bu çıktı. L artı N vektörü. Şu vektör. N'ye eşit bakalım. K'nın büyüklüğüyle aynı ama onunla tam zıt yönde olduğu için eksi K vektörüne eşittir ki bu da 3 numaralı önermenin yanlış verildiğini gösteriyor. Yanıtımız A seçeneği. Eşit kare bölme düzlemde bulunan K, L ve M vektörleri şekildeki gibidir. R1 ve R2 vektörlerini oluşturan toplama işlemleri aşağıda verilmiştir. Buna göre R1'in büyüklüğünün R2'nin büyüklüğünün oranı ne kadardır diyor. R1 K ve L'nin toplamından oluşuyormuş. Cüce ekleme yöntemini kullanacağım ama zaten K'nın ucuna bakın L eklenmiş. O zaman ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizeceğimiz şu yönlü vektör ne olacaktır? K artı L vektörü, yani R1 vektörü olacaktır. Ve K artı L artı M vektörü ise yine onlar da bakın ucuca eklenmişler. İlk vektörümüz K, en son vektörümüz M olduğuna göre ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitiş noktasına çizeceğimiz şu vektörde
K artı L artı M vektörü yani R2 vektörü olacaktır. R1'in büyüklüğü bakın 1, 2 birimken R2'nin büyüklüğü de 1 birim. R1'in büyüklüğünün R2'nin büyüklüğüne oranı da böylelikle 2 çıkmış oldu. Yanıtımız D seçeneği. Yatay düzlemde bulunan koşucu 0-20 saniye zaman aralığında kuzeye 50 metre, 20 saniye 40 saniye zaman aralığında batıya 40 metre, 40-50 saniye zaman aralığında da güneye doğru 20 metre koşmuş. Buna göre koşucunun 0 ila 50 saniye zaman aralığında ortalama hızı kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir demiş. Öncelikle harita üzerinden yönleri hatırlayalım. Kuzey bu taraf, doğu bu taraf, güney bu taraf, batı da bu taraf. Ve şu birim kareli sistemi kullanacağım. Her bir birim karenin uzunluğunu 10 metre kabul edelim. Ve başlangıç noktamız da burası olsun. Önce kuzeye doğru 50 metre yani 5 birim gideceğiz. 10, 20, 30, 40, 50 metre buradayız. Tam bu noktada yön değiştirip batıya doğru 40 metre gideceğiz. 10, 20, 30, 40 buradayız. Ve şimdi tekrar yön değiştirip güneye doğru 20 metre daha gideceğiz. 10, 20. Evet. Hız birim zamandaki yer değiştirme miktarıydı ve delta x bölü delta t'den buluyorduk. Yani yer değiştirme bölü geçen süreden. İlk konumdan son konuma doğru çizeceğimiz yönlü vektör yer değiştirme vektörü olup şu vektördür. Delta x'in uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada bir aslında dik üçgen var. Hemen buradan dik üçgenimizi oluşturursak. Bu dik üçgenin hipotenüsü delta x. Peki bu dik üçgenin şu kenarı 3 birim olduğuna göre 30 metre değil midir? Ve bu kenarı da 4 birim olduğuna göre 40 metre değil midir? Bu 3, 4, 5 özel üçgenin bir katı bakın. 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı demek ki delta x yani hipotenüste 5'in 10 katı olup 50 metre olmalıdır. Ya da ne yapacaksınız? Pisagor bağıntısını kullanarak delta x'in büyüklüğünün karekök içinde dik kenarların kareleri toplamından bulacaksınız. 30'un karesi artı 40'ın karesi. 30'un karesi 900, 40'ın karesi de 1600 yaptığına göre bu ikisinin toplamı karekök içinde 2500 yaptı. 2500'ün 50'nin karesi olduğunu bilmiyorsanız da karekök ifadesini 25 çarpı 100 şeklinde yazabilirsiniz. Bu da aslında 5'in karesi çarpı 10'un karesi demektir. Karekök içindeki 5'in karesi dışarı 5 olarak, 10'un karesi de dışarı 10 olarak çıkar ve sonucu 50 metre buradan da bulabilirdiniz. Delta x yerine şimdi 50 metre yazdım. Toplam geçen süremiz ne kadarmış? 50 saniye. 50 bölü 50'den ortalama hızı 1 metre bölü saniye bulduk. Yanıtımız A seçeneği.